Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf kimya dersi 25. fölye ile ilgili olarak bugün ders anlatımına devam edeceğiz. Polimerler konu başlığımız çok sayıda basit moleküllerden oluşan kovalent bağlarla birbirine bağlanması sonucunda büyük moleküller polimer ismiyle isimlendirilmektedir. Poli kelimesi Latince'de çok, mer kelimesi ise birbirine tekrar eden parçalar anlamına gelmektedir. Monomerler birleşerek, biyolojiden de biliyorsunuz, polimerleşme tepkimesi oluşturarak polimerleri meydana getirmektedir. Bir polimeri oluşturan monomerler aynı olacağı gibi farklı bileşiklerde de olabilir. Hayatımızda polimer birçok madde alanında vardır. Doğal polimerler olduğu gibi yapay polimerler de söz konusudur. Doğal polimerlere proteinler, selüloz, nişasta, ipek, yapay polimerleri ise kauçuk, polyester, naylon, polietilen, PVC örnekleri verilmektedir. Naylon poşetler, kauçuk, PVC borular resimlerde size yansımış. Polimerler düşük, üretim maliyetleri kolay şekil alabilme ve istenen amaca uygun üretilebilme özelliklerinden dolayı yaygın olarak piyasada kullanmaktadır. Günlük hayatımızda çok iç içedir. Kauçuk, polietilen, polietilen terephthalat, kevlar, polivinil klorür, politetrafluoreten dediğimiz teflon maddesi, polistiren, PC yaygın olarak kullanılan polimerlere örnekler verilebilmektedir. Şimdi şöyle bir göz atalım isterseniz buradaki değerlendirmelerimize. Polimerlerden bazılarını ele almış. İlk örneğimiz kauçuk. Kauçuk çok esnek yapıdadır. Suya dayanıklı olup iyi bir elektrik yalıtkanı olarak tercih edilir. Nerelerde kullanıldığını da söylemeye çalışacak olursak giysiler, lastik, yağmurluk, hortum, poşet lastiği, ayakkabı tabanı, bebek emzikleri ve değişik kozmetik alanlarda fırça, tarak tarzı maddelerde kullanılmakta. Polietilen dediğimiz maddeye baktığımız zaman da suya karşı dirençlidir. Zayıf darbelere ve kimyasallara karşı dirençlidir. Nerelerde kullanılır? Oyuncak, şişe, ambalaj malzemesi, kablo yalıtkanı, ambalaj fili, mutfak eşyaları ve borularda tercih edilmektedir. Polietilen, terephthalat maddesi olarak bildiğimiz halk arasında PET şişeler, termoplastik bir malzemedir. En çok geri dönüştürülen plastiklerdir. Isıl işlenmesine bağlı olarak şeffaf veya opak malzeme olarak mevcut kullanıma sunulmuştur. Meşrubat, yiyecek, içecek kapları ve sentetik fiber malzemelerde yine kullanılmaktadır. Kevlar dediğimiz malzeme var. Bu özellikle son 50 yıldır öne çıktı. Isı iletmeme ve düşük tutuşulabilirlik özelliğine sahiptir. Naylondan daha sert ve aynı kütledeki çelik liflerinden 5 kat daha fazla dayanıklıdır. Kumaş haline getirilebilir, dokunabilir, kesilip dikilebilir. Nerelerde kullanılır? Kevlar malzemesi, kurşun geçirmez yelek, bıçak darbesine karşı zırh yapımı, madenci, itfaiyeci ve cam işiyle uğraşan kişilerin giysilerinin imalatı, paraşüt ipi ve uçak kanatlarında kevlar malzeme tercih edilmektedir. Bir de polivinil klor dediğimiz PVC malzeme var. Ucuz, esnek ve kolay işlenebilir yapıdadır. Sağlam ve hafif yapıda ateşe dayanıklı bir malzemedir. Hava şartlarına, kimyasal çürümeye ve aşınmaya dayanıklıdır diyebiliyoruz. Peki PVC nerelerde kullanılıyor? Bir de onu göz atalım. Kapı ve pencere profili, boru ve tesisat malzemeleri, elektrik kabloları, dış cephe kaplamaları, döşeme, atık su depolamaları ve yağmurluklarda kullanılmaktadır. Politetrafluoreten dediğimiz teflon malzemeler var. Kapladığı yüzeye yapışmazlık özelliği kazandırır. Sürtünme katsayısı çok düşüktür. Hemen hemen tüm kimyasallara karşı dayanıklı plastik malzemedir. Hidrofob olduğundan dolayı suyu çekmez. Teflon nerelerde kullanılıyor? Tuvalet tencerelerde yapışmaz yüzey kaplamaları, halı, mobilya ve otomobil boyaları, sızdırmazlık malzemeleri, kimyasal dayatım gerektiren laboratuvar malzemelerinde kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda kanserojen özellik gösterdiği için çok fazla
mutfak eşyalarına tercih edilmemekte. Polistiren dediğimiz piyes malzemeler, asit ve baz tuzlara karşı dayanıklıdır, kolay işlenebilir ve ucuzdur, kolay alev alabilir ve is oluşturarak yanar. Bunun dışında kullanım alanlarını da söyleyelim polistireni. İzolasyon malzemeleri, oyuncaklar, beyaz eşya saklama kutuları, banyo aksesuarları, gıda kapları, otomotiv parçalarında kullanılmaktadır. Bir sorumuz var, örnek olarak değerlendirirsek hangisi doğrudur demiş. Burada arkadaşlar hepsini okuyalım, hangisinin doğru olduğunu size söyleyelim. Bir numaralı cümle, polimerleşme olayını polimeri oluşturan moleküllere monomer dedi, doğru. İkinci cümleyi okuduğumuz zaman poli çok anlamda kullanılan bir örnektir. Mer ise tekrar eden grup demektir, bu da doğru. Üç numaralı cümleye baktığımız zaman polimerleşme aynı ya da farklı moleküller arasında gerçekleşebilir demiş. Bu cümle de doğru. O zaman okuduğumuz cümlelerin hepsi doğruysa cevabımız E seçeneği. Bir diğer soruya bakacağız. Örnek 2. Aşağıdakilerden hangisi kauçuğun kullanım alanlarından biri değildir demiş. Bakıyoruz arkadaşlar. Dalgıç giysisi yapımı kullanılır. Hortum yapımı kullanılır. Ayakkabı yapımı kullanılır. Araç lastiği yapımı kullanılır. Ancak B şeklinde elektrik iletkeni yapımı demiş. Kauçuklar iletken değil yalıtkan maddeler olduğu için bu doğru bir kullanım alanı değildir. Cevabımız B seçeneği. Polimer malzemelerin geri dönüşümü demiş size konu başlığı olarak. Plastikler birçok alanda kullanıldığı için üretim artmıştır. Metal ve ahşap malzemelerinin yerini almıştır diyebiliriz. Ucuz ve kolay işlenebilme, hafif olma, yüksek korozyon yani bildiğiniz gibi korozyon aşınmadır. Korozyon direncine sahip olma, darbelere karşı dayanıklı olma, hava koşullarına dirençli olma, ısı ve elektrik yalıtımı olma, geri dönüştürülebilir olma ve kolay şekillendirilebilme özelliğinden dolayı olumlu yönleri polimerlerin vardır. Tabi her olumlu malzemenin bir de olumsuz yönleri de olabilmektedir. Gıda sektöründe kullanılan plastik ambalajların insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri bulunabilmektedir. Özellikle bildiğiniz gibi yüksek sıcaklıklarda yapılan işlemlerde plastik ambalajlardan gıdaya geçebilme, gıdanın rengini, kokusunu ve tadını değiştirebilme özelliğinden kaynaklı olarak kanserojen etkiye sahip olduğundan dolayı gıdalarla temasında kaçınılmalıdır. Uygun fiyatlarla piyasaya sürülen çoğu plastik oyuncak ve tekstil malzemeleri ciddi boyutlarda toksikler içermektedir. Plastik oyuncakların zarara yol açtığı bisfenol A toksinleri başta olmak üzere yapımlarda kullanılan yan maddelerde kanserojen olabilmektedir. PVC ile yapılan plastik oyuncaklar da yine çocuklar tarafından zararlıdır. Bebeklerin oyuncakları ağızlarına götürme alışkanlıkları olduğundan PVC içerisinde bulunan zararlı kimyasalların çoğunun çocukların ya da bebeklerin vücuduna geçtiği düşünülmektedir. Bu sebepten dolayı da yine bunlar zarar verici maddelerdir. Plastiklerin doğada oluşturduğu en büyük problem doğada uzun yıllar parçalanmadan yani bozulmadan kaldıkları için çevre kirliliği oluşturmalarıdır. Çevreye atılan plastikler su ve toprak kirliliği oluşturur. Kullanım dışı kalan plastikler karada 1000 ila 2000 yılda, denizde 500 yılda bozulmaktadır. Plastiklerin oluşturduğu çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için geri dönüşüm sağlanmalıdır. Yalnız plastikler değil, kağıt, cam, metal gibi eşyalar, malzemeler de yine aynı şekilde geri dönüşüme tabi tutularak ülke ekonomisine katkı sağlanabilir. Bazı maddelerin geri dönüşüm sembolleri aşağıda verilmiştir demiş. Bakın burada polietilen terephthalate malzemesi PET malzeme 0.1, yüksek yoğunluklu polietilen HDPE malzemesi 0.2,
polivinil klorür PVC 0,3 şeklinde, bakın hepsi size yazmış. Kozmetik malzemelerine baktığımız zaman insan vücudunun epiderma, yani üst deride tırnaklar, saçlar, dudaklar ve cildin her yönüne, yani vücudun değişik dış yapısına, dişlere, mukozaya karşı uygulanmak için hazırlanan, temizlenmek, koku vermek, korumak, görünümü değiştirmek için kullanılan saç boyaları, saç açıcıları da dahil olmak üzere tüm ürünler ve maddeler kozmetik olarak adlandırılır. Kozmetik Latince'de kozmos'tan gelir, süs ve güzellik demektir. Kozmetikler vücudun veya vücudun herhangi bir bölümünün temizlenmesi, güzelleştirilmesi, cazip hale getirilip, değiştirilip farklı görünümler kazanması için uygulanan malzemelerdir ve bunların elde edilmesinde kullanılan ham maddelerin tamamı kozmetik malzemeleri olarak isimlendirilebilmektedir. Kozmetik ürünlere şöyle baktığımız zaman bazı gruplara ayırabiliriz. Öncelikli olarak deriye uygulanan kozmetik ürünler demiş. Temizleyici kremler, renk kremleri, losyonlar, yüz maskeleri, ciltteki lekeleri gideren ürünler, tıraş kremleri, terlemeye mani olan kremler, roll-on diyoruz buna, ayağa uygulanan kremler, güneş ışınlarına karşı koruyucu ve bronzlaşmayı sağlayıcı ve tüy dökücü kremler olmak üzere deriye uygulanan kozmetik ürünler bir sınıflandırma yapılmış size. Tozlar ve pigmentli ürünlere şöyle bir baktığımız zaman bu tarz sınıflandırmanın içinde neler var? Yüz pudraları, allıklar, dudak boyaları, tırnak cilaları, göze uygulanan kozmetikler, vücut pudraları. Saça uygulananlar ise saça şekil veren ürünler, şampuanlar, saç boyaları, saç rengini açan ürünler, saça parlaklık veren ürünler, saçı düzleştirenler olmak üzere yine gruplandırılmış. Diş ve ağız boşluğuna uygulanan ürünler, takma dişlerin temizlenmesine kullanılan kimyasallar, ağız suları, diş parlatıcılar ve diş macunları olmak üzere farklı farklı sınıflandırmalar size yansımış. En alt cümlede bakıp ifade etmiş size kozmetik malzemelerin başlıca bileşenleri, boyalar, nemlendiriciler, parfüm bileşenleri, çözücüler ve antimikrobiyal maddeler olmak üzere bazı gruplandırmalar size yapılmaktadır. Şöyle bir bileşenlerine baktığımız zaman kozmetik ürünlerde boyalar, nemlendiriciler, parfümler, çözücüler, antimikrobiyal maddeler olmak üzere değişik gruplandırma bileşenleri ifade edilmiş. Şimdi boyaların işlevleri zaten belli, kozmetik ürünün farklı renklere sahip olmasını sağlamak. Nemlendiriciler, kozmetik ürüne cildin nemlenmesini sağlayarak özellikler, değişik farklı özellikler katmak. Parfümler, kozmetik ürünün hoş kokulu olmasını sağlamak. Çözücüler, kozmetikle ilgili ürünün bileşenlerinin homojen olarak karışmasını sağlamak. Antimikrobiyal maddeler ise kozmetik ürünün olması istenmeyen mikroorganizmaların büyümesini ya da çoğalmasını önlemek olarak değerlendirebiliriz. Saç boyaları ve jöleler demiş. Saç boyaları ile ilgili saçın rengini değiştirmek amacıyla saça uygulanır. Boya maddeler dışında artıcılar ve boyanın saça tutunmasını sağlayan kimyasallar içerir. Saç boyalarının bazılarında kanserojen etkisi olan pigmentler bulunmaktadır. Yapılan araştırmalara göre sürekli saç boyası kullanan kişilerin lenfoma ya da mesane kanserine yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğu bilinmektedir. Ayrıca kullanılan bu kimyasallar saç dökülmesine, saçın aşırı kepeklenmesine, saç diplerinde yaralara, alerjik hastalıklara sebep olduğu ispatlanmıştır. Ayrıca bebek bekleyen anne adaylarında saç boyama etkisinin yapılmaması, kullanılan kimyasalların bebeğe zarar verecek düzeye gelmesi dolayısıyla tıp sektöründeki uzmanlar tarafından anne adaylarına yasaklanmıştır. Saç jöleleriyle ilgili değerlendirme yapacak olursak, saça şekil vermek veya parlak görünmesi amacıyla saça uygulanır. Saça sürekli uygulanması durumunda saçın yıpranması ve dökülmesine sebep olacağı gibi sinüzit, migren tarzı hastalıklarını tetiklediği bilinmektedir. İlaçlara şöyle bir bakalım. İlaç sektöründe neler var?
İlaçlar insanlara ya da hayvanlara bir hastalığın tedavisi, önlenmesi ya da teşhisi amacıyla verilen kimyasal maddelerin genel adıdır. Genel olarak ilaçlar etkin madde ve taşıyıcı madde olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. Etkin madde canlıda fizyolojik etki gösteren bileşen, taşıyıcı madde ise maddenin hasta tarafından kolay alınabilmesini sağlayan glikoz, parafin, gliserin gibi bileşendir. İlaçlar aktif maddelerin hasta tarafından kolaylıkla alınabilmesi için farklı formlarda sunulmuştur. İlaç sektörüyle ilgilenen bilim dalına farmasötik kimya ya da farmakoloji adı verilmektedir. Katı formdaki ilaçlara baktığımız zaman poz, draje, kapsül, tablet, fitil ve kaşı tarzı ilaçlarla karşılaşıyoruz. Toz olarak kullanılan maddeler ezilerek toz haline getirilmiş hallerdedir. Ağızdan alınanlar olduğu gibi pudra gibi ciltteki yaraların sertlenmeleri de mevcuttur. Drajeye bakıyoruz. Tadı acı olan tabletlerin alınmasını kolaylaştırmak için üzerleri koruyucu bir şeker ya da çikolata tabakasıyla kaplanarak elde edilen ilaçlardır. Kapsüller, katı ve sıvı ilaçların silindir, yassı ya da zeytin benzeri şekillerde olan jelatin koruyucular içinde sunulduğu şeklidir. Midede ya da bağırsakta eriyen çeşitleri mevcuttur. Tabletlere baktığımız zaman toz halindeki ilaçların sıkıştırılarak kesik silindir ya da yuvarlak şeklinde sunulmasından ibarettir. Fitil tarzı ilaçlarda vücut ısısında eriyen ilaçlardır. Diğerlerinde farklı olarak insanlardaki sindirim sisteminin son bulduğu rektal kanal yoluyla alınmaktadır. Son olarak bu sınıflandırma kısmında kaşe tarzı ilaçlar var. Hoşa gitmeyen tat ve kokuları nedeniyle toz şeklindeki ilaçların pirinç unu ya da nişastadan yapılmış oval ya da silindir şekilde iç içe geçen koruyucular içinde sunulduğu şekillendirilmiş ilaç formatıdır. Yarı katı formdaki ilaçlara baktığımız zaman krem ya da merdivenlerle karşılaşıyoruz. Bu tarz ilaçlarda cilt hastalıklarını yanıklar gibi iyileştirme amaçlı mantarlara sebep olduğu kaşıntıları ortadan kaldırmak, virüs kaynaklı uçukları tedavi etmek amacıyla kullanılan yarı katı formdaki ilaçlar bu sınıflandırmada dahil edilebilmektedir. Sıvı formdaki ilaçlara baktığımız zaman genellikle arkadaşlar sıvı formdaki ilaçlar steril ampul, halk arasındaki bilinen adıyla iğne, steril olmayan şurup ve damla şeklinde olabilir. Bu ilaçlardan şurup ağız yoluyla alınır ve aktif maddesi sindirim sisteminin kana karışmasıyla elde edilir. Steril ampuldeki aktif madde ise enjektörde kas arasına ve ya da damara verilmektedir. Biliyorsunuz sağlık sektöründe herhangi bir şeye maruz kalındığı zaman damar yolu açılarak bildiğiniz gibi steril sıvılar bu şekilde enjekte edilebilmekte. Sıvı formdaki ilaçların etkin maddelerinin emilimi katı ya da yarı katı formdaki ilaçların etkin maddelerinin emiliminden çok daha hızlıdır. Sıvı formdaki ilaçların etkin maddelerinin hastalıklı hücrelere taşınması difüzyonla gerçekleşir demiş size. Bir soru var arkadaşlar, soruya bir bakalım isterseniz. İlaçların hap, şurup, iğne, merhem gibi farklı formlarda kullanılmasının nedeni hangisinde doğru olarak verilmiştir? İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedeni ne olursa olsun insan sağlığını çabucak iyileştirmek olduğu için hasta tarafından kolaylıkla kullanımının sağlanması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı C şıkkında bakın okursanız aktif maddelerin hasta tarafından kolaylıkla alınabilmesini sağlamak seçeneği doğru cevap olacak. Bir sorumuz daha var, hemen bakalım. Diğer sorudaki ifademiz şöyle. İlaç formlarının temel özellikleriyle ilgili hangisi doğrudur demiş size. Ozmotik basınç nedeniyle kaslara ilaç endirekte edildiğinde dikkatli olunmalıdır demiş, doğru.
Şuruplardaki etkin maddeler çok acı ya da mide bulandırıcı olduğundan bunlara bol şeker içeren çözeltiler katılır demiş. Yine doğru. Sıvı formdaki ilaçların etkin maddelerinin hastalıklı hücrelere taşınması difüzyonla gerçekleşir demiş. Bu da doğru. Cevabımız E seçeneği. Bölümümüz sonlandırıldı arkadaşlar. Tekrar etmenin her zaman için faydalı olduğunun bilincine ulaşmanız gerekmekte. Konularınızı tekrar edin. Köyün sonundaki ödev testlerini çözerek konuları pekiştirmeye çalışın.